Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra zindanlardaki bütün mahkumları serbest bırakır aldığı bir karar üzere. Ancak bu mahkumlar arasında yer alan iki papaz zindandan çıkmak istemez. Halka zulüm ve işkence yapan Bizans imparatoruna adaletli olmasını tavsiye ettikleri gerekçesiyle o papazlar hapse atılmıştır. O kararın ardından da bir daha hapisten çıkmamaya yemin etmişlerdir papazlar. Tabi olaydan haberdar olan Sultan Fatih Mehmet, huzuruna çağırdığı papazların ağzından kendi hikayelerini dinler ve onlara şöyle der. Bir teklifim var. Sizler İslam adaletinin uygulandığı bu memleketi gezin, Müslüman hakimlerin ve halkımın davalarını dinleyin bizzat. Eğer hayata küsmenize sebep olan adaletsizliği burada da görürseniz gelip bana bildirin ve önceden verdiğiniz kararınız doğrultusunda uzlete çekilerek hala küsmekte haklı olduğunuzu kanıtlayın. Peki der papazlar ve zaman kaybetmeden yola düşerler. İstanbul'dan yola çıktıktan sonra ilk durakları Bursa olur. Orada bir olayla karşılaşırlar. Müslüman bir Osmanlı tebaasının hiçbir kusuru yok denilerek bir Yahudi'den satın aldığı atın hasta olduğu ortaya çıkar. Müslüman sabah olur olmaz kadının yolunu tutar. Ancak kadı henüz makama gelmemiştir. Bir süre bekler Müslüman adam. Kadının gelmeyeceğini düşünür, atını alır, geriye döner ama at o gece ölür. Olayı sonradan öğrenen kadı atın sahibini çağırtır ve şöyle der. Eğer geldiğinizde ben makamımda bulunsaydım, atı sahibine iade edip paranızı alırdım. Ancak zamanında daireme gelmediğim için olayların bu şekilde gelişmesine ben sebep oldum. O yüzden atın ölümünden doğan zararı ben karşılayacağım. Bu olay karşısında hayrete düşen papazlar Bursa'dan İznik'e geçerler. Bu şehirde de şöyle bir mahkeme de karşılaşırlar. Bir Müslümandan tarla satın alan başka bir Müslüman vatandaş ekin zamanı gelip de tarlasını sürmeye başlayınca sabanına bir küp altın takılır. Çiftçi altınların hepsini alır, tarlanın ilk sahibi gider, küpü vermek ister. Ona der ki, ben senden tarlanın altını değil üstünü satın almıştım. Eğer tarlanın içinde bu kadar altın olduğunu bilseydin bana bu fiyata satmazdın. Al şu altınlarını der. Ama tarlanın ilk sahibi tarlayı kendisine taşı ve toprağıyla beraber sattığını söyler, altınları kabul etmeyeceğini belirtir. Anlaşmaya varamadıkları için iki vatandaş soluğu kadının huzurunda alırlar. Kadı adamlara çocukları olup olmadığını sorar. Birinin erkek çocuğu, diğerinin de bir kız çocuğu vardır. Kadı bu iki çocuğu nikahlayarak altını da çeyiz olarak onlara vermeye hükmeder. Tabii bu iki olaya tanık olduktan sonra papazlar İstanbul'a dönerler ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzuruna çıkarlar ve ona şöyle derler. Bizler artık inandık ki bu kadar adalet ve birbirinin hakkına saygı ancak İslam dininde vardır. Bu dinin insanları başka dinden olanlara bile kötülük yapamazlar. Bu yüzden biz zindana dönme kararımızdan vazgeçtik. Sizin idarenizde hiç kimsenin zulme uğramayacağına inandık. Teşekkür ediyoruz derler. İyi akşamlar efendim, hoşça kalın.